Yani bu tabii bir anın şeyi yakalamışlar. Çok özel bir amaca hizmet ediyor tabii. Fakat bu an yegane değil. Yani bunun benzerleri başkalarında da var. Mesela Pakistan Başbakanı da Şahbaz Şerif'in böyle hani elini şöyle yapıp liderlerin kendisine baktığı bir kare yakalamışlar onlar da. Hemen servis etti ve direkt servis eden de Başbakanlığın Twitter hesabı. Şimdi yani bütün dünya liderleri, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'i şey yapıyor, izliyor, ona bakıyor şeklinde bir tweet attılar. Şimdi bu ucuz siyaset. Yani şimdi ya burada yani Çin lideri var mı burada? Ben şimdi var mıydı yani tam hatırlamıyorum da İran, Evet. Rusya Liyev vesaire orada, evet. Lushenko. hepsi evet, yani burada şimdi bu liderler hep sonuçta hepsi önemli kendi ülkeleri açısından, coğrafyalar açısından önemli isimler. Ve burada bir sohbet oluyor. Yani bunu mesela böyle servis etmek ve buna tenezzül etmek büyüklük değildir. Yani bir devletin, bir liderliğin büyüklüğünü göstermez. Ama buna çok meraklı Türkiye'de. Çünkü elde barut bitmiş. Yani atış yapamıyorlar. Yani sağlıklı, ciddi bir atış yapamıyorlar. Mesela eğer meseleyi enstantanelerle, karelerle işte götürmek varsa eğer böyle bir şey geçerliyse yani bu geçerli bir yöntemse o zaman mesela bir başkası da şu videoyu hemen klip olarak karşımıza getirir. Putin şeyin koluna giriyor. Pardon, Erdoğan Putin koluna giriyor ve yürürken ayağını sürterek yürüyor. Yani burada bir şey var yani sağlık sorunu var. Bir de o videoyla karşınıza çıkar. Ama bu da şey değil. Yani bu da çok hani ben çok şık bulmadığım şeyler bunlar. Yani ben dış haberciyim. Yıllardır bu işte uğraşıyorum falan filan. Ama böyle anlar bir anlık kare yakalamak yani bütün şeyler böyle hani çok özel tetikçiler olur ya hani suikastçılar. Fotoğraf makineleri de bir şey gibi böyle o anı yakalamak için müthiş bir beceriyle uğraşırlar. Onların işi budur. Yani bu bir başarıdır. O anı yakalamak. Mesela Erdoğan'ı geçen yine öyle Reuters mı yakalamıştı? Böyle eğilirken böyle hani sanki el öpermiş gibi böyle eğilirken yakalamıştı. Müthiş bir görsel hile var. Yani görsel hile demeyeyim de yani yanıltıcı bir şey var. Bakış açısıyla çekilmiş bir kareydi o kare. Şimdi bu oradan acziyet üretiyor. Buradan Semerkant'ta görüntünün büyüklük üretiyor. Şimdi bu oyuna niye tenezzül eder insanlar? İş niye buraya gelir? Mesela yıllarca Bülent Ecevit'in işte Clinton karşısındaki o hani Fotoğraf. Clinton böyle koltuğa böyle yaslanmış rahat Clinton ise bir beyefendi görünümünde. Bunu mesela yıllarca onun aleyhine itibarsızlaştırma şeyi olarak, meselesi olarak kullandılar. Şimdi bazı devletler bunu yapıyor. Mesela Obama da Erdoğan'la görüşmesinde beyzbol sopasıyla şey vermişti, poz vermişti. Şimdi bu bitmez. Hani devletler bunu kullanıyorlar ama biz ancak bunu siyasetin magazini olarak hani değerlendirebiliriz. Buradan çok büyük anlamlar çıkmaz. Çoğu zaman güler geçeriz. Peki. Mesela Berlusconi'nin kafasına gidip de atılan bir şey vardı işte. O da bir tepkiydi ama çok iyi yakalanmış bir şeydi, görüntüydü vesaire.